Bir varmış, bir yokmuş. Uzak ülkelerden birinde tam 12 tane kızı olan bir kral yaşarmış. 12 prenses çok güzel ve kocaman bir odada hep birlikte yaşıyorlarmış. Kral kızlarını çok sever ve her biriyle ayrı ayrı ilgilenirmiş. Kral kızlarına o kadar düşkünmüş ki onlara gözü gibi bakıyor. Gece olup da prensesler uyuduğu zaman ise onları korumak için odalarından çıkmalarına izin vermiyormuş. Fakat sabah kalktıklarında çok garip bir şey oluyormuş. Prenseslerin ayakkabıları sanki bütün gece koşmuşlar ya da dans etmişler gibi eskiyor ve altları deliniyormuş. Kral her gün kızlarına yeni ayakkabılar alıyormuş. Ama ertesi gün 12 prensesin ayakkabıları yine eski püskü hale geliyormuş. Ne kral ne de yardımcıları bunun nasıl olduğunu çözemiyormuş. Bir gün kral... Her kim güzel kızlarımın ayakkabılarının bir gecede eskimesinin sırrını çözebilirse onu ödüllendireceğim. Ödül olarak bundan sonra ülkenin kralı olacak. Ha, sırrı çözemezse cezalandırılacak ve zindana atılacak. Ömrünün sonuna kadar orada yaşayacak. Ülkede yaşayan pek çok genç, hatta başka ülkenin prensleri bile bu iş için saraya gelmiş. Günlerce 12 prensesin yattıkları odanın kapısında nöbet tutmuşlar. Ancak hiçbiri de sırrı çözememiş. Çünkü nöbet tutan herkes bir süre sonra uyuyakalıyormuş. Ayakkabılar yine bir gece içinde eskiyormuş. Bir gün iyi yürekli bir genç de şansını denemeye karar vermiş ve saraya doğru yola çıkmış. Yolda giderken yaşlı bir kadına rastlamış. Kadın çok fakir görünüyormuş. Merhaba evladım. Karnım çok aç. Acaba bana verebileceğin bir parça ekmeğin var mı? Yanımda olanların hepsi bu. Hepsini alabilirsiniz. Kadıncağız çok mutlu olmuş. Çünkü daha önce buradan geçen gençlerin hiçbiri kadına tek lokma ekmek dahi vermemişler. Yaşlı kadın bu genç adamın diğerlerinden farklı olduğunu anlamış. Bu iyiliğinin karşılığı olarak ona sihirli bir pelerin vermiş. Evladım bu sihirli pelerini al. Onu giydiğin zaman görünmez olacaksın. Gece saat 12 olunca pelerini giy ve 12 prensesin odasına gir. Böylece eskiyen ayakkabıların sırrını çözebileceksin. Ha, yalnız şunu unutma. Prenseslerin sana vereceği içecekleri sakın içme. Çok teşekkür ederim. İyi kalpli genç sihirli pelerini alarak kralın sarayına gitmiş. Kapıdaki muhafızlara 12 prensesin ayakkabılarının sırrını çözmek için geldiğini söylemiş. Muhafızlar onu prenseslerin odasına götürmüş ve genç adam nöbet tutmaya başlamış. Beklerken susamışsınızdır. Bunu sizin için hazırladık. Birinci gece büyük prenses elinde bir bardak meyve suyu uzatmış. Genç adam yaşlı kadının uyarısını unutmuş ve meyve suyunu içmiş. Biraz sonra çok uykusu gelmiş. Bütün gece kapının önünde horul horul uyumuş. Sabah olmuş, genç adam uyanmış ve panikle etrafına bakmış. Genç adam ikinci gece yine prenseslerin kapısının önünde nöbet tutmaya başlamış. Bu sefer de ortanca prenses elinde bir bardak meyve suyu ile gelmiş. Beklerken susamışsınızdır. Sizin için getirdim. Afiyet olsun. Genç adam kapıda nöbet tutup gece olmasını beklerken o kadar susamış ki prensesin getirdiği meyve suyunu hiç düşünmeden içmiş. Tabii yine uyuyakalmış. Ve ertesi sabah uyandığında aklı başına gelmiş. İşte o zaman yaşlı kadının sözlerinin sebebini anlamış. Prenseslerin bana verdiği meyve suyunda uyku hapı olmalı. O yüzden içtikten sonra hep uyuyakalıyorum. Tam o sırada kral gelmiş. Merhaba genç adam. İki günü geride bıraktın ve sırrı çözemedin. Geriye üçüncü ve son günün kaldı. Kral sözlerini bitirip odadan ayrılmış. Genç adam bugün bu işi çözmek zorundaymış artık. O akşam genç adam yine prenseslerin kapısının önünde beklemeye başlamış. Bu kez en genç prenses elinde bir portakal suyuyla gelmiş. Merhaba,
Susamışsınızdır diye düşündüm. Genç adam artık akıllanmış. Teşekkür edip bardağı almış. Prenses gidince de portakal suyunu bir saksıya dökmüş. Gece olmuş ve saat tam 12 olunca genç adam pelerini üzerine giymiş ve anında görünmez oluvermiş. Yavaşça 12 prensesin odasının kapısını açmış. Bir de ne görsün? Prenseslerin hiçbiri uyumuyorlar. Aksine hepsi en güzel balo elbiselerini giymiş, süslenmiş, püslenmişler. Biriniz bakın bakalım, nöbet tutan genç uyumuş mu? Prens hızlıca kapının önüne gitmiş. Prenses kapıyı açtığında horlama taklidi yapmış. Ve kapı kapanır kapanmaz tekrar içeri girmiş. Ve prenses 3 kez elini çırpmış. Genç adam gözlerine inanamamış. Yatağın olduğu yerde gizli bir geçit açılmış. Ve tüm prensesler içeri girmiş. Bu gizli geçit merdivenlere açılıyormuş. Genç adam onları takip etmeye başlamış. Yüzlerce taş basamak inmişler. Bir ara genç adam önündeki prensesin uzun eteğine basmış. Biri eteğime bastı. Ancak arkasında kimse olmadığı için anlam verememiş. Büyüleyici gümüş yaprakları olan ağaçların arasından geçmişler. Genç adam bir yaprak koparıp prensesleri takip etmiş. Uzun bir yürüyüşten sonra ışıl ışıl bir saray görünmüş. İçeriden müzik sesi geliyormuş. Burası da neresi acaba? Hem prensesler gecenin bu saatinde ne yapıyor ki burada? Genç adam saraya yaklaşmış ve içeri bakmış. İçeride dans eden onlarca insan görmüş. Prensesler de saraya girer girmez dans etmeye başlamışlar. Saatler geçiyor ancak prensesler hiç yorulmuyor, sürekli dans ediyorlarmış. Genç adam böylece ayakkabıların neden eskidiğini anlamış. Ve kimse görmeden masadan altın bir kadeh almış. Prensesler sabaha kadar dans etmişler. Sonra yine aynı büyüleyici ormandan geçip yüzlerce basamağı tırmanıp kendi saraylarına gelmişler. Yataklarına yatarken ayakkabıları eskimiş ve altları delinmiş durumdaymış. Genç adam nihayet sırrı çözdüğü için çok mutluymuş. Biraz sonra kral genç adamın yanına gelmiş. Genç adam, bugün sürenin son günü. Sırrı çözebildin mi bari? Çözdüm kralım. Genç adam olan biteni krala anlatmış. Kral önce ona inanamamış. Ama genç adam ona sihirli ormandan aldığı gümüş yaprağı ve dans ettikleri saraydan aldığı altın kadeyi gösterince doğru söylediğini anlamış. Seni tebrik ederim genç adam. Sen sözünü tuttun ve sırrı çözdün. Şimdi sözünü tutma sırası bende. Bundan sonra ülkenin kralı sen olacaksın. Kral genç adama karşı sözünü tutmuş ve kızlarına da rahatça dans edebilecekleri bir oda yaptırmış. 12 prensesin artık saklanmasına gerek yokmuş. Diledikleri zaman burada dans edip eğleniyorlarmış. Genç adamın krallığında herkes mutlu ve barış içinde yaşamış. Evet arkadaşlar, bir masalımızın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.